Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Çilem Akar. Migros TV'de yaptığımız İngilizce videolarının yeni bölümüyle karşınızdayım ve bugün de yine sizin için çok faydalı olacak bir video yapacağız. Bu videodaysa İngilizce'de hava durumunu nasıl söyleyebiliriz? Hava durumuna ait ifadeler nelerdir? Bunları göstereceğim arkadaşlar. İşte rüzgarlı, yağmurlu, güneşli ve aynı zamanda bunlarla cümle kurmak. Hepsini bu videoda bulabilirsiniz. Biliyorsunuz bu videolarda sizinle beraber hem günlük hayatta kullanabileceğiniz İngilizce ifadeler, yapılar gösteriyorum. Hem de aynı zamanda okula hazırlık niteliğinde yapıyoruz bu videoları. İsterseniz daha fazla uzatmadan yeni bölümümüze başlayalım. Let's go! Öncelikle arkadaşlar İngilizce'de hava durumunu öğrenmek için şu soruyu sormamız gerekiyor. What's the weather like? What is the weather like? Yani hava nasıl? Bu soruyla direkt kalıp olarak hava durumunun nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda yine hava durumunu sormak için bir soru daha var. O da how is the weather? Yani hava nasıl? How is the weather? What's the weather like? How is the weather? İkisinden birini kullanabilirsiniz hava durumunu sorarken. Şimdi arkadaşlar nasıl cümle kuracağımızı öğrenmeden önce size hava durumuyla alakalı kelimeler öğretmek istiyorum. Yani güneşli, rüzgarlı, yağmurlu, karlı bunları İngilizce'de nasıl söyleyebiliriz? Bunlara bakmak istiyorum. Birkaç tane kelime öğrenelim sizinle beraber ve daha sonrasında cümle kurmayı öğrenelim. Hazır mıyız? Hazırsak başlayalım. O zaman güneşli ile başlayalım. Ben söyledikten sonra siz de kelimeleri tekrar edebilirsiniz ve bu şekilde telaffuzla çalışmış oluruz. Güneşli arkadaşlar İngilizce'de şu şekilde söyleniyor. Sunny. Sunny. Evet. Daha sonra bulutlu nasıl söyleniyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bulut ne demek? İngilizce'de hiç duymuş muydunuz? Cloud, değil mi? Evet. Cloud. Şimdi bunu yanlış okuyanlar olabiliyor. O yüzden telaffuzuna dikkat edelim. Cloud. Cloud. Tamam. Bunu bulutlu nasıl yapacağız? Bulutlu kelimesi nasıl söyleyeceğiz İngilizce'de? Cloudy. Evet arkadaşlar. Cloudy bulutlu anlamına geliyor. Diğer bir kelimemiz de rüzgarlı. Rüzgar nasıl söyleniyor arkadaşlar? Bu kelime. Şimdi okumayı deneyin. Hemen söylüyorum. Wind. Wind. Wind rüzgar demek. Bunu rüzgarlıya çevirmek için windy. Windy. Evet. Bu rüzgarlı anlamına geliyor. Windy. Şimdi sisli diyeceğiz. Sis nasıl söyleniyor İngilizce'de arkadaşlar biliyor musunuz? Fog. Evet. Fog. Sisli diyebilmek için de tahmin edin ne yapacağız? Foggy. Evet, G'yi iki kere yazıyoruz çünkü tek heceli. İngilizce'de böyle bir kural olabiliyor arkadaşlar. Daha sonradan da karşınıza çıkar. Foggy. Foggy. Çok iyi. Şimdi de fırtınalı diyeceğiz. Fırtına İngilizce'de nasıl söyleniyor? Kesin duymuşsunuzdur bundan önce. Storm. Evet, storm. Hatta snowstorm diye bir şey var. Yani kar fırtınası, snowstorm ya da kum fırtınası, sandstorm. Storm. Fırtına anlamına geliyor. Fırtınalı diyeceğiz. Nasıl söyleyeceğiz? Kesin tahmin edersiniz artık. Stormy. Evet. Stormy. Fırtınalı. Daha sonra karlı diyeceğiz. Kar nasıldı? Az önce söylemiştim. Snow. Evet. Snow. Kar anlamına geliyor. Bakın arkadaşlar. Snow değil. Snow. W söylerken böyle yapıyoruz. Dudağımızı yuvarlak yapıyoruz. Bunu önceki videolarımda söylemiştim. Tekrardan hatırlatayım. Snow. Peki karlı nasıl diyeceğiz? Snowy. Tamam mı? Snowy. Snowy. Şimdi dondurucu soğuk demek için kullandığımız bir kelime var. Dondurucu soğuk. Freeze arkadaşlar donmak demek. Freeze. Donuyor. Dışarısı o kadar soğuk ki donuyoruz. Bunu nasıl söyleyeceğiz biliyor musunuz? Freezing. Şimdi cold demek var. Yani soğuk. Cold soğuk anlamına geliyor. Freezing cold demek var. Freezing cold da dondurucu soğuk anlamına geliyor. Freezing cold. Daha sonra da serin anlamına gelen bir kelime var. Bu benim ismime çok benziyor. O yüzden çok seviyorum. Chill arkadaşlar. Böyle serin. Bir de bunu hava durumu olarak söylersek. Chilly. Çilem gibi. Çok tatlı. Chilly. Yani serin. Chilly. Evet. Bu arada arkadaşlar chill aynı zamanda
mutlaka duyarsınız. Böyle sakin, kasmayan anlamına da gelir. Ya da böyle rahat bir güne de chill deriz mesela. Mesela ben şu an çok chill hissediyorum, sakin hissediyorum, rahat, huzurlu hissediyorum. Buna da chill deniyor. Ama aynı zamanda serin anlamına da geliyor. Ve sıradaki kelimemiz sıcak. Bunu kesin duymuşsunuzdur. Hot. Hot. Az önce de söylemiştim soğuk kelimesini. Tekrardan sizden dinleyeyim bakayım. Nasıldı? Cold, değil mi? Cold. Hot, sıcak. Cold, soğuk. Ve aynı zamanda tekrardan serin anlamına gelen chill gibi bir kelimemiz var. Chilly gibi daha doğrusu. Cool. Cool. Cool da serin anlamına geliyor. Aynı zamanda başka anlamları da var biliyorsunuz. Birisine cool dediğiniz zaman havalı anlamına gelir. Aynı zamanda biri size bir şey teklif ettiğini söylediğinde ha tamam anlamına gelen cool kelimesi de bu. Ama hava durumunda cool serin demek. Ilık diyeceğiz arkadaşlar. Ne cold ne hot ortası warm. Warm. Bakın tekrardan ne yaptım? Warm demedim. Warm dedim. Tamam mı? Buzlu anlamına gelen bir kelimemiz var. O da buz ne demekti? Ice, değil mi? Ice, buzlu demek için de icy. Icy. Ve son olarak da yağmurlu diyeceğiz. Yağmur nasıl söyleniyordu İngilizce'de? Rain. Çok güzel. Yağmurlu demek için de rainy diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi nasıl bunlarla cümle kurabiliriz? Hava durumundan nasıl bahsedebiliriz cümle içerisinde? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle hava durumunu nasıl soruyorduk? What's the weather like? Ya da how is the weather? Mesela yazın hava nasıl olsun örneğimiz? What's the weather like in summer? Şimdi buna cevap olarak şöyle cümle kurabiliriz. Öncelikle nasıl olur? Güneşli olur ve sıcak olur, değil mi? Sıcak ve güneşli olur. O zaman cümlemizi şu şekilde kuracağız. The weather is hot, sıcak and sunny. Tamam mı? The weather is hot and sunny. Bunu kısa bir şekilde söylemek isterseniz it is diyebilirsiniz. The weather yerine it kullanabilirsiniz. Bu bayağı sık bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar. It şeklinde duyabilirsiniz the weather'dan ziyade. It's hot and sunny in summer. Yani yazın sıcak ve güneşlidir. Eylül'de yağmurludur diyeceğiz. Eylül'ü nasıl söylüyorduk İngilizce'de? Ben size bunu da göstermiştim. September. Evet. Eylül'de nasıl diyeceğiz? In September. Değil mi? Harika. O zaman it's rainy in September. It is rainy in September. Ya da Aralık'ta karlıdır diyeceğiz. It's snowy in December. Denizin kıyısında rüzgarlıdır diyeceğiz hava. Denizin kıyısında hava rüzgarlıdır. It's windy by the sea. Ya da mesela burada hava ılık diyeceğiz. Burada hava böyle güzel bir sıcaklığı var diyeceğiz. Evden bahsediyoruz. Ne diyeceğiz? It's warm in here. Ya da bugünlerde hava bulutlu diyelim. It's cloudy nowadays. Ya da nowadays it's cloudy. Şimdi bir de sıcaklığı sormayı öğrenelim son olarak. What's the temperature? Temperature sıcaklık demek arkadaşlar. Temperature. Temperature. Biz Türkiye'de çok fazla havanın kaç derece olduğuyla ilgilenmiyoruz. Bizim için soğuk, sıcak var. Ama mesela İngiltere gibi bir yerde yaşasaydınız, sürekli soğuk olan bir yerde 20 dereceler sizin için çok değerli olurdu ve bu soruyu bolca kullanıyor olurdunuz. O yüzden göstermek istiyorum. Belki bir gün İngiltere'ye gidersiniz umarım. Evet. What's the temperature? Sorumuz bu. What's the temperature? O zaman soralım. Mesela hava şu anda kaç derece? Hemen bakıyorum. Hava şu anda 26 derece. Bunu söyleyeceğim. What's the temperature? 26 nasıl söyleyeceğim? 26. Derece nasıl söyleyeceğim İngilizce'de? Degrees. Degrees derece anlamına geliyor. 26 degrees. What's the temperature? It's 26 degrees. Yani hava kaç derece? 26 derece. Ya da mesela 30 derece diyelim. It's 30 degrees. Ya da eksi 3 derece diyelim mesela. Kışın eksi 3'e düşecek atıyorum yaşadığımız yere bağlı tabii ki de. O zaman şöyle söyleyeceğiz. It's minus 3 degrees. Eksi minus şeklinde söyleniyor arkadaşlar. It's minus 3 degrees. Ya da it's 0 degrees. 0 derece. Ben soğuktan gerçekten çok korkuyorum, çok nefret ediyorum. Umarım hep böyle sıcak kalır ve hep böyle tatlış üstler gelebilirim. Ama öyle olmayacak. Mont mevsimi gelecek ve
Kış gelecek. Migros TV'de bu haftaki İngilizce videomuz bu kadardı. Umarım tekrardan keyif almışsınızdır. Ben videoyu çekerken hava çok karanlık oldu. Niye böyle oldu? Bulutlar geçiyor bayağı o yüzden. Burada daha önceden de birçok İngilizce videosu yaptık ve size dünya kadar tüyo verdim. Umarım o videoları da izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz Migros TV YouTube kanalını kontrol etmeyi unutmayın. Ve bundan sonraki İngilizce videolarını kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Tamam mı? Bekliyorum. Evet, şu anda abone olmanızı bekliyorum. Eğer videoyu da beğendiyseniz like atabilirsiniz ve aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Çünkü tüm yorumlarınızı okuyor olacağım. Böylece hem ben de fikir edinmiş olurum bundan sonraki videolar için. Böyle, kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki İngilizce videosunda görüşeceğiz. Bye bye.